Elhamdülillah ve salatu ala ve ala ve Azab suresi 51. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Turci men teşâ'u min ve ileyke Bir hayat var, bir ev var, aile akademisi var. Onun kurallarını bizzat Allah Azze ve Celle koyuyor. Efendimiz Aleyhisselam eşleri onlar her ne kadar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın himayesinde olsalar, onun eşleri olsalar da yine kadın olmaları hasebiyle zaman zaman aralarında farklı birbirine karşı muameleler olabiliyor. Kıskançlık halleri olabiliyor onların. Bu cihetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ı Allah Teala işte onlara şöyle yap diye ayet-i kerimeyi indirerek onlar da bu şekilde olmamız, hayatın bu şekilde devam etmesi bizzat rahmani bir talimattır. Allah buyruğudur diyerek e, onlar için bir göz aydınlığı oluyor. Rahatlama vesilesi oluyor. Ondan bahsediyor. Turci men teşâ'u minhunne ve tuvi ileyke men Bunun öncesinde şunu söyleyelim. Kasim var. Kasım bir adamın eğer birden fazla eş varsa onlara adil davranması. Allah Resulü Aleyhisselam buyururlardı ki Allahümme hâdâ kasmi fima emlik ve lâ tuâhidni fîmâ temliku ve lâ emlik Ya Rabbi ben bu kadar yapıyorum. Bu kadar gücüm yetiyor. Bu kadın akademisini idare etmek zor. Yaptığım şu her gün nöbetleşe birini evine gidiyorum. Onun evinde kalıyorum. Ama eğer bir tanesini daha fazla seversem, Ayşe'ye muhabbetim daha fazla meyletmiş etmiş olursa, senin kadir olduğun ama benim malik olamadığım bu kalbimin birisine fazla meyletmesinden etmesinden dolayı beni muahaze etme ya Rabbi diye Allah Resulü dua ederdi. Buna kasim denir. Bir adamın birden fazla eşi varsa onlar arasındaki muameleyi adil bir zeminde sürdürmesi kasim. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam'ın o kasimle alakalı durumuna Kur'an-ı Kerim bir rahatlatma getiriyor. Turci men teşa minhunne yani min azva ci Rasulillah min azva efendimizin eşlerinden onlardan dilediğini geri bırakabilirsin yani o kasim noktasında ve tu teşa dilediğini yanına alabilirsin ve men ibtagayte mimmen azelte fela cunaha aleyh yani ve <laughs> men yani talepte <laughs> sohbetaha eğer bir tanesiyle sohbet etmek biriyle konuşmak ist istiyorsan e, velev ki bu konuşmak istediğin mimmen <laughs> azelte yani o kasim'den çıkarmış olduğunu olsa bile fela cunaha aleyh. Bundan dolayı sana bir günah olmaz. Yani efendimiz Aleyhisselam buna rağmen Allah Teala onu serbest bırakmasına rağmen yine kasme devam ediyor ve yani onlar arasındaki adalete riayet ediyordu. Ee, ancak şöyle diyorsa Allah Resulü Aleyhisselam eşlerinden bir tanesi ben nöbetimi falana verdim bana gelmeyebilirsin falana git ya Resulallah dediyse o şekilde Allah Resulü ancak gidiyor. Peki ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ تَقَرْ اَعْيُنُهُنَ İşte bu durum yani senin muhayyer olman Kur'an-ı Kerim'in seni rahatlatmış olması bu konuda ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ تَقَرْ اَعْيُنُهُنَّ Onların göz nuru olması noktasında daha uygun bir durumdur. Vala yahzenne ve yerdaine. Yani üzülmemeleri, razı olmaları. Vayrdaine ve la yahzenne ve ne? bima ne? kulluhunne. ne? hepsi. Bütün eşlerini, eşleri Efendimiz Aleyhisselam'ın onların bu duruma yani Allah Resulü'nün birini geri bırakması değerini yanına alması, onunla beraber olması, onunla sohbet etmesi Allah Teala bu noktada Efendimiz Aleyhisselam'a bir gençlik veriyor. Annelerimize de bu ayet-i kerime şunu söylüyor. Bu bizzat Allah'ın tasarrufudur. Onun emri, onun talimatıdır. Dolayısıyla böyle basit şeyler üzerinden bu kadın akademisinin gündemini değiştirmeyin. Bu kadın akademisinin asıl gündemi nedir? Her gün Allah Resulü Aleyhisselam bütün ümmetin kadınlarını hocası olacak annelerimizle ders yapacak. O gündemden bu kadın akademisini çıkarmayın. İşte Allah Teala böyle genişlikler veriyor. Ve la yahzenne üzülmesinler ve yardayne bima ne onlara verdiğine razı olsunlar. Hepsi ne bütün annelerimiz öyle olsunlar. Vallahu ya'lemu ma fi kulubikum. Allah azze ve celle kalbinizdeki neler varsa onları bilir. Yani gizli duygular, derinliklerine gömmüş olduğunuz o duyguları, düşünceleri bilir. Ve kana Allahu alimen halime. Allah azze ve celle kana Allahu alimen bütün bu ayrıntıları bilir. Halima halimdir yani o ceza verecekse orada acele etmez. Zamanı vardır. Zamanı zemini gelince onların muhasebesini görür. La yahillu leken nisa'u min ba'du ve la en bihinne min ezvacin ve lev a'cebeke husnuhunne illa ma meleket yeminuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezvacı tahiratı çağırmışlardı. 28 de 29. ayet bakarsanız ya eyühen nebi kullu azvacike ne kuntunna turidnal hayata dunya ve zinetaha fe aleyne umtiakunna ve usarrihkunna sarahan cemila eğer dünyalık istiyorsanız vereyim göndereyim ama benim evim değişmez buyurmuştu. Bu evde fakru zaruret olacak, ihtiyari fakirlik devam edecek. Ama annelerimiz ve inkuntun ne Allah'a اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ Onlar Allah'ı, Resulü'nü ve ahireti tercih etmişlerdi. Şimdi burada da Cenab-ı Hak, madem ki onlar ahireti, Allah'ı ve Resulü'nü tercih ettiler, o halde evlilik burada dursun. Dokuz tane hanımla beraber bu kadın akademisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bundan sonra böyle devam etsin la yahillu leken min ba'du. Yani bundan sonra dokuzdan sonra sana kadın helal değil buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve en tebeddele bihinne min ezvacin. Yani siz işte birisini boşayıp onun yerine başka birisini almak bu şekilde de caiz değil. Ve la en tebeddele bihinne min ezvacin. Ve lev husnuhunne. Velev ki onların güzellikleri çok çekici olmuş olsa bile cezbedici olsa hoşa hoşuna gitmiş olsa bile olmaz buyuruyor. Bu haliyle devam edecek. Çünkü onlar Allah'ı Resulü'nü tercih eden kadınlar. Yani dokuz tane belki bu ayarda başka kadın bulunmaz. Bu ayarda bu kıymette bu akademide öğrenci olacak. Başka bu kumaşta başka kadın olmaz. Onun için bundan sonra bunu Değişme buyuruyor Cenab-ı Hak İlla ma Yeminük ancak Esir olursa hür yapmak için O şekilde Olabilir bu istisna Ve kânallâhu Alâ külli şey'ir rakîbe Allah azze ve celle Bütün bu halleri Murakabe eder Murakabe eder demek Yani bunların karşılığını sorar sorar ve Allahu ala kulli şeyir rakiba. Peki şimdi buradan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi bağlamında ev adabı ile alakalı meseleleri bize anlatacak. Ev adabı ile alakalı cahiliye döneminde geliyorlardı, eve giriyordu. Pencereden giriyordu, kapıdan giriyordu. Kapı yoktu bazen, giriyorlardı doğrudan yatak odasına geliyordu adam hanım beraber evde yatakta veya sofrada kadın belki kıyafeti uygun değil doğrudan gelip içeriye giriyorlardı oturuyorlardı adamla beraber kadın erkek karışık mahremiyet yoktu şimdi şeriat bu hayata bu topluma müdahale edecek yani peygamber aleyhisselam evi üzerine müdahale edecek ama evinizde birileri oturuyorsa ve bu oturmanın da limiti, saati yoksa artık gece yarlarına kadar orada bekliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam evinde yemek pişiyorsa önceden gelip oturuyorlar, bekliyorlar. Yemek pişecek, onlar da yiyecekler. E, o evde kadınlar var, onlar evde yabancı erkekler varken e, orada çalışabilirler mi, yemeği hazırlayabilirler mi? Bütün bunlar sıkıntı ama o toplumda bunlar normal. Şimdi o topluma mahremiyet ayarı yapıyor şeriat dolayısıyla değişecek. Efendimiz de evindekilere hadi çıkın diyemediğinden dolayı Allah Teala bizzat müdahale ediyor. Bütün evlere giriş çıkış adabı nasıl olacak? Misafirlik hukuku nasıl olacak? Onunla alakalı. Ya eyyühellezine amenu la tedkhulu buyutan nebiyyi illa en yuzenelkum ila taamin hayran nazirin ina ya yuhallidina hamanu la tadkhulu buyutan nabiy peygamberin evlerine ancak nasıl girin illa en yuzen lekum ila taamin yani me'zun olursanız izin verilirse kapı açılırsa davet edilirseniz o halde girin yani bu eve siz geliyorsunuz kafanıza göre açıyorsunuz giriyorsunuz böyle bir eve girilmez hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor sahabi annenin yanına bile e, haber vermeden girme ya Resulallah bu annem ben buna bakıyorum deyince e peki anneni çıplak bir halde odanın içinde olur ki kıyafetin değişiyor görmek ister misin buyuruyor yani kişi annesinin yanına bile e, kapıyı vurmadan giremiyorsa o zaman birisi başka birisinin evine müsaade almadan girebilir mi? Ama o toplum bütün bunları normal görüyordu. Girmeyin illa en leküm ila taamin. Eğer izin veriliyorsa, me'zunsanız o zaman girebilirsiniz. Yani me'zunel lekum izin verildiyse yemek için çağrıldınız ya da nasıl girersiniz? Gayre nazirine İna, ina yemeğin pişmesini bekler olduğunuz halde de girmeyin. Tamam? Yani bu şekilde de girmeyin veya inahu yemeğin vaktini e, bekler olduğunuz halde de girmeyin. E, gayre naziliyle muntaziriyle giriyorlar. Yemeğin pişmesini bekliyorlar. Olmaz. O evde kadınlar var. Onlar çalışacaklar, sofrayı hazırlayacaklar. Bu halde de olmayın. Beklemeyin yani. Evin içine girip de yemek olsun önce biz alalım diye. Ama burada ne anlıyoruz? Efendimiz Aleyhisselam evi eğer varsa herkesi orası bir aşhane gibi pişiyor. Annelerimiz hazırlıyorlar, dağıtıyorlar. Müslümanlar oradan yiyorlar, istifade ediyorlar. Zaten birisi geldiyse Mescid-i Nebevi'ye açsa Efendimiz Aleyhisselam önce evine gönderirdi. Evde varsa önce evden alır ikram eder, ederdi. Yoksa ashaba döner. En kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfehu buyururdu değil mi? Misafirine ikram etsin Allah'a ve ahiret gününe iman eden. Peki velakin iza du'itum fedhulu fe iza ta'imtum fenteşiru vela musta'nisine li hadis. Fakat eğer eve davet edildiyseniz fedkulu o zaman girin feyda taimtum yediğiniz zaman peygamber aleyhisselam evinde size yemek ikram edildiğinde feyda taimtum fenteşiru çıkın artık yani o evde meşguliyet vardır hani eve gittiğiniz zaman adab nedir şöyle demek efendim çok meşgulsunuz sizin işiniz var mutala müzakere ediyorsunuzdur yani ben eve girmesem şuradan derdimi söyleyip gitsem diye adab bunu gerektirir. Bunu söylersiniz. Karşı taraf da ısrar ederse o zaman girersiniz. Çünkü sizin belki onun sizden daha fazla mazereti var ama ev sahibi o mazereti söyleyemez. Onun için o eve giden misafir onun önünü açmalı. Demek ki efendim hayır siz olmaz bu evde işte meşgulsunuzdur. Şuradan söyleyeyim. Gideyim diye misafir olarak giden e, bu şekilde yapmalı ya da daha çok böyle mescit gibi açık yerlerde bu tür kabuller olmalı. Ama davet edildiği zaman gitmeli, e, yemek ikramdan sonra fenteşiru velâ müsensine li hadis oturup orada kendi aranızda muhabbete dağılmayın. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam evindeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep annemiz bekliyorlar. Allah Resulü eve girecek. Orada ikram var. Velime ikram edildi. Üç kişi kaldı. Enes bin Malik dışarıdan çağırıyor. İkram ediyor. Gelenleri veriyor. En son diyor ki Ya Resulallah ikram edecek. Artık kimseler kalmadı. Ama orada üç kişi var. Onlar kalkmıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam diğer annelerimizi onları ziyaret ediyor, geliyor. Hala onlar orada oturuyorlar, devam ediyorlar. Vela li hadis. Dolayısıyla İslam o toplum bilmiyor tabi. O topluma misafirlik adabını öğretiyor. Gittiğin zaman misafirle gittiğinde kapının ortasında durmuyorsun. Nerede duruyorsun? Kenarda. Niye kenarda? ortada durursan adam kapıyı açtı mı direkt evin içini görürsün. Evin içinde adam hanımı vardır, kızı vardır. Belki başı geri bağlıdır. Onu o halde görürsün. İçeriye girdin, misafir odasında otururken nerede oturacaksın? Yüzün kapıya doğru olmayacak. Eğer yüzün kapıya doğru olursa kapı açıldığı zaman o koridorda geçen kadınları görmüş olursun. Görmeyeceksin. Sırtın kapıya doğru olacak. E bütün bunları bu topluma Hazreti Muhammed öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Eve gittiğin zaman adamlar eve giriyorlar. Evin kapısı yok. Nereden giriyor? Nereden çıkıyorlar? Belli değil. Peki wala mustesnine li hadisin. Orada söze dalmayacak eve gidenler. inne zalikum kane yu'zin nebiyye fey sahhi minkum. İşte bu. Sizin orada muhabbete girmeniz, dalmanız, oturmanız, beklemeniz Yüzzin nebiye peygamber aleyhisselam'a za veriyor. Allah Resulü gece ibadet edecek, biraz istirahat edecek, sonra kalkacak ama fesahiy <laughs> minkun. Hayasından söyleyemiyor. Ev sahibi olanlar söyleyemezler. Onun için misafir ev sahibinin önünü açmalı. Ve <laughs> minkum vallahu la yestahyi minel hak ama Resulullah bütün insanlığa onun rahmeti bütün insanlığı kuşatacak biraz dinlenmeli istirahat etmeli kalkmalı gelmeli yani insan neticede o bedenin de ihtiyacı var onun için eğer siz bunu anlamıyorsanız Allah Teala haya etmez bizzat size ev adabıyla alakalı bu talimatları bildirir. Yani feysahi minkum vallahu la yesahi min el hak demek burada müşakele var. Efendimiz Aleyhisselam'ı haya bağlamında bize anlattığından dolayı Allah Teala'nın bu ayet-i kerimeyi indirmesini yine onun müşakele babından vallahu la min el hak. Allah Teala hakikati bildirir yoksa Cenab-ı Hak'ta haya yani utanma gibi bir durum, utanmama gibi böyle bir durum Allah Azze ve Celle için söz konusu olmaz. Sıpkı ve mekeru, ve mekar Allah'ta olduğu gibi. Yani onlar plan kuruyorlardı. Ve mekar Allah, Allah Teala plan kurar mı? Planı kim kurar? Gücü sınırlı olanlar plan kurarlar. Yani ve mekar Allah ifadesiyle Allah Teala onların planlarını bozar. O manada anlıyoruz ki buna müşakele denir. Ve izâ sa'altumuhum ne meta'an fes'aluhum min hijab. Perdeler artık var, kaplar var. Eskisi gibi kadınların yanına gelip onlarla içeriye giremiyorlar. Duvarlar var, engeller var, maniler var. Mahremiyet o toplumun içine yerleşti. Peki gelip annelerimizle konuşurken nasıl konuşacaklar? Ve izâ sa'altumuhum ne? O peygamberin hanımlarından bir şey istediklerinde bir şey sorduklarında ve ida ya da bir şey istiyorlar ne yapsınlar ve ida seltumun ne metaan fes mi varay hijab perdenin arkasından kapın arkasından sorsunlar kapın arkasından konuşsunlar yani yüz yüze gelmesinler göz göze gelmesinler nereden bahsediyor asadetten insanların en iyilerinin, en iffetlilerin yaşamış olduğu asırdan. O asırdan bahsediyor. Peki karşıda kimler var? Ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu Annelerimiz var. Manevi annelerimiz var. O annelerle insanlık tarihinin peygamberlerden sonra en temiz olanları konuşurken nereden konuşacak Fatih kardeşim? Herdenin arkasından. Ve iza saltumuhun meta'an fesaluhun min varai hijar. Peki bugünkü toplum kadın orada, erkek burada oturmuşlar birlikte program yapıyorlar. Birlikte siyasi, fikri vesaire meseleler üzerinde mülazalarda bulunuyorlar. Fikir beyan ediyorlar. E, mizah yapıyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar, beraber seyahat ediyorlar. Yapabilir mi kardeşim? eğer Kur'an-ı Kerim'in terbiyesini aldıysa yapamaz diyor allah Teala. Yani nefsine senden ve benden daha sahip olanlara allah Teala bu talimatları veriyorsa o zaman senin ve benim hayatım o noktada farklı olmalı ama toplum o hale geldi ki şimdi bir yerde bir konferans veriyorsunuz konuşuyorsunuz bir tarafta kadınlar var erkekler var eğer erkekler o tarafa doğru konuşuyorsanız eskiden İslam kadınlarıyla pazarda, çarşıda bir erkek konuşurken onlar gözlerini sakınırlardı. Ve kullil mu'minati yaghzuzna min absarihinne. Erkek de sakınacak tabi. Kullil mu'minine yaghzuzu min absarihim. Kadın, erkek konuşmak zorunda kaldıklarında onlar gözlerine sahip olacaklar. Peki bakılınca bir kadına rahatsız olurdu. Ama şimdi kadınla konuşurken hepsi değil tabi eğer o tarafa dönüp de bakmadıysanız içlerinde rahatsız olanlar olabiliyor. Neden? Zannediyor ki modern bir algı. Erkekle konuşurken yüzüne bakacaksınız. Yandan bakmayacaksınız. Bu gurur kibir halidir. Yüzüne dönüp de bakacaksınız. وَلَا تُسَعَيْرِ haddekelin <laughs> nez sağır hastalığı o devedeki o hastalık gibi böyle çevirip de konuşmayacaksın adamla yön döneceksin o halde konuşacaksın ama erkekse böyle yapacaksın kadınsa ona erkeğe baktığın gibi bakamazsın bakmayacaksın şimdi bu kardeşlerimiz bu durum bilmediğinden dolayı onlara bakmayınca zannediyorlar ki bizi muhatap almıyor, dikkate almıyorlar. Onun için bakmıyorlar. Halbuki İslam bunu emrediyor. Onun gözüne kim bakacak? Eşi bakacak kardeşim. Veya oğlu bakar, babası bakar. Peki Zalikum adharu li kulubikum ve kulubihinne. Bu durum işte bu. Hangisi eğer perde olursa kadınlarla aynı ortamda olmazsanız ve perdeler arkasından konuşursanız ya da göz göze gelmezseniz, gözlerinizi birbirinden sakındırırsanız, mahremiyeti korursanız, edharu kulubikum ve Hem erkeklerin hem kadınların kalplerini koruyabilmeleri için şüpheden, şeytandan, vesveseden, ona bakar, gözüne bakar, haline bakar, durumuna bakar içinde bir takım farklı duygular oluşabilir. Onlardan koruyabilmek için kalbe sahip olun. Hani buyurmuştu ya, inneme yuridullahu li yudhibe ankumur ridise inneme yuridullahu li yudhibe ankumur ridise Yani Allah Teala temizleyecekti. Günahtan, hatadan, zulümden, temizleyecekti ehli beyti ve onun şahsına bütün kadınları. Peki o temizlik halini koruyabilmek için ne yapacaksınız? Zâlikum adharu li kulûbikum ve kulûbihinne. Eğer böyle mahremiyeti korursanız, karşılıklı oturmazsanız, mahremiyet duvarlarını yıkmazsanız, perdenin arkasından konuşma irtibatı yaparsanız, kadın da kendini korumuş olur, erkek de korur. Ve ma kana lekum en tu'zu Rasulullah yani Allah Resulü ve vesselam'a eza vermeniz caiz değildir. E, uygun değildir. Helal değildir. Ama kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Ve ma kana lekum en tu'zu Rasulullah ve la azvajehu min ebeda. Ondan sonra kesinlikle Peygamber Aleyhisselam'ın eşleriyle onlardan birisiyle birinin kalkıp evlenmesi bu da caiz değildir yani wala tenkihu azwajahu min ba'dihi ebeda Hazreti Ayşe hanımızla alakalı öyle bir diyor ki e, Allah Resulü vefat ederse onu ben alacağım diyor. Tabi ayet-i kerime de wala tenkihu azwajahu min ba'dihi ebeden İnne zalikum Kâne indallâhi azîmâ. İşte bu durum Allah katında nedir? Azîmâ, zemben azîmâ. Büyük bir günahtır. Resulullah'a eza vermek, Müslümanların anneleri mesafesinde olan Allah Resulü'nün eşleriyle evleneceğim demek, evlenmeyi irade etmek bunlar büyük günahtır buyuruyor. Çünkü bu kadın akademisi, bunun o tabi hali Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da korunacak in tudu şey'en ev tuhfuhu in şey'en yani eğer efendimiz Aleyhisselam eza vermek ben Ayşe ile evleneceğim gibi böyle Resulullah'ı ve İslam'ı ümmeti yaralayacak birinin kalkıp bir münafığın böyle bir cümle kurması ev tuhfuhu ya da içinde bunu bir uğur gibi kalbinde saklaması Resulullah vefat etse de ben hanımlarından biriyle evlensem gibi yani kim böyle yapıyorsa feinnallaha kane bikulli şeyin alima Allah azze ve celle gizlediğiniz izhar ettiğiniz bütün bu durumları biliyor. Biliyor demek bunun lazım anlamı bunun hesabını size soracak demek kardeş. Peki bir ev o ev topluma İslam'ı anlatacak o evin huzuru önemli. O evin saadeti önemli. Allah Teala peygamber aleyhisselam evindeki huzur nasıl korunacak? O Kasimle alakalı Turcimenteşâ u minhunna ve u teşa. oradan itibaren bu huzurun korunmasıyla ilgili esaslardan bahsetti. Sonra peygamberin evi rahatsız edilmemeli. Onunla alakalı kurallardan adam mahşere kurallarından bahsetti buradan itibaren devam edecek. Estağfurullah ve tebiley. Elhamdülillahi rabbil alamin.